oluyor burada? Bakın gerçekten... Çık dışarı. Anne. Kapa çeneni. Dün gece kızım... Dışarı çıkar mısın? Derhal. Anne düşündüğün gibi değil gerçekten. Kapa çeneni dedim. Anne ne yapıyorsun? Çıkar üstüne. Üstüne anne. Çıkar. Daha ikna olmadıysan doktora gidelim. Ben seni buraya yap diye mi getirdim? Ha? Allah'ın cezası. Anne sana bir şey olmadı diyorum. Neden inanmıyorsun? İçini kokuyorsun sen. Ne içtin? Leş gibi kokuyorsun. Yürü. Anne. Kim bilir ne yedin. Anne lütfen bırak. Alsın sen aptal. Anne. Hadi gel. Hadi götür temizlenmesin. Anne. Gir. Ne dedim ben sana? Ha? Erkeklere güvenmeyeceksin demedim mi ben sana? Ha? Onlardan kendini koruyacaksın demedim mi? Gözünü dört açacaksın. Dikkat edeceksin demedim mi? Ha? Sen ne yaptın? Fikret'in oğluyla aynı yatağa gittin. Gittin gece dağıttın dağıttın. Aynı yatağa girdin. Anne sana bir şey olmadı diyorum. Daha ne olacak ha? Daha ne olacak bana söyler misin? Aynı yataktaydınız. Ne dedim ben sana? Bu senin dedim kardeşin, bu senin abin demedim mi? Ha? Böyle bir ahlaksızlık olabilir mi ya? Daha ilk günden böyle bir şey olabilir mi? Ben seni böyle mi büyüttüm? Ha? Hayır böyle büyütmedin. Erkeklere güven olmaz, onlardan uzak dur diyerek büyüttün. Sonra da babam yaptığı yetmezmiş gibi karşıma çıkıp bir anda beni evlendim dedin. Bana fikrimi bile sormadın ya. Evimizi kapatıyoruz, susacaksın, her dediğimi yapacaksın dedin. Her şeyi dedin ama kızım ne hissediyor demedin. Sen bana bir kere bile sormadın ama ben sana söyleyeyim anne. Kızın ne hissediyor biliyor musun? Söylediğin onca şeye rağmen annesi mutlu olsun istiyor. Bize para gözmüş gibi davranmalarına rağmen susuyor, sesini bile çıkarmıyor. Sen de benim hayatımı bir günde alt üst edip bu eve soktuysan kızına güveneceksin. Kendi öz kızına güveneceksin, duydun mu? Ne yapıyorsun sen ya? Kes sesini. Bana bak. Geldiğin yerde böyle davranıyor olabilirsin ama burada benim odama bu şekilde giremezsin. Duydun mu beni? Kızımla aranızda ne geçti? Hı? Ne o? Kızınıza inanmadınız bir de benden mi dinlemek istediniz? Ukalalık yapma. Ne yaşadınız? Ne geçti aranızda? Bakın çok güzel. Gerçekten bu cici annecilik hallerinizi anlıyorum ama ben bunları yemem. Duydunuz mu beni? Ben Fikret Alabey değilim. Şimdi odadan çıkacak mısınız yoksa ben sizi kendi çabalarımla çıkartayım? Hangisi? Böyle mi intikam almayı düşünüyorsun babandan? Ha? Benim kızımla oyun oynayarak mı babandan intikamını alacaksın? Niye? Sizin orada böyle mi alınıyor intikamlar? Faydalandın mı kızımdan? Faydalanmak mı? Hı? Bir dakika. Faydalanmak dediniz değil mi? Doğru duydum. Bir Yeşilçam klasiği. Uzatma! Kızımla aynı yatakta ne yapıyordun bana? Cevap ver. Onu yatağına yatırdım. Sonra da kötü olduğu için yanımda kaldım. Ama bakıyorum da kızınızın namusu konusunda benim kadar emin olamıyorsunuz galiba. Gerçi onu yetiştirenin siz olduğunu düşününce yadırganacak çok da bir şey olmasa gerek, doğru mu? Annen seni yeteri kadar eğitmemiş galiba. Ha? İyi terbiye vermemiş. Bak sakın. Aradaki açığı ben kapatacağım, sen merak etme. Sakın annemin adını... Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ha? Ne yaparsın? Beni kızımla mı tehdit edersin? Ha? Bana bak. Eğer kötü bir niyetle bir daha kızıma dokunacak olursa asla yaşamadığın bir şey yaşatacağım sana. Bunu da o yakışıklı aklına sor. Kızına inanmayıp gidip ona mı sordun ne oldu diye? Bu odayı derhal değiştiriyorsun. Hayır. Bu oda derhal değişecek dedim. Ben de sana hayır dedim. Bakıyorum uzaklaşmak istemiyorsun ha? Sadece annemin beni suçladığı şeye karşı duruyorum. Ya annem bana güvenmeyi öğrenecek ya da bu odanın neden değiştiğini gidip herkesin içinde anlatması gerekecek. Karar senin anneciğim.
Sen ne biçim bir insansın ya? Ya gelip kendi yatağına yatsana, ne diye benim yanıma yatıyorsun sen? Sen istedin. Ben? Hı-hı. Ben istedim, öyle mi? Ya ne gülüyorsun? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Bak seni gebertirim, elimde kalırsın. Duydun mu beni? Ya bak, dünkü hallerini görseydin eminim böyle söylemezdin. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide böyle gidip gidip geliyordu. Abart! Bak sana iyilik de yaramıyor ha, gerçekten. Ya kardeşim yapma bana iyilik falan ya. Senden iyilik isteyen mi oldu? Haklısın biliyor musun ya? Suç sende değil, suç bende. Bütün gece senin o saçmalıklarını çeken bende salaklık. Doğru söylüyorsun. Ya çektiysen çektin. Sonra gelip odana yatsana, iki adımlık yer. Niye yanıma yatıyorsun sen benim? Kızım önünü göremiyordun diyorum. Anlamıyor musun? Önünü göremiyordun. Seni yatağına yatırdım, sonra kustum. Sana bir şey olmasın diye başında bekledim. O sırada uyuyakalmışım. Hepsi bu işte ya. Bilerek yaptın değil mi? Sabah olsun, annem bizi görsün diye bilerek yaptın. Ya ben nereden bilebilirim acaba senin annenin her sabah ilkokul bebesi gibi gelip seni ziyaret ettiğine? Ben sana asla inanmıyorum. Ciddi misin sen ya? Aynen öyle cici kardeşim. Çünkü sen ağır bir... Dünkü olaylardan sonra bunu sen bana söylüyorsun, öyle mi? Hiç boşuna uğraşma. Ben dün ne gördüm, ben çok eminim, anladın mı? Hayır, size normal geliyor ama babanlara da öyle mi gelir acaba? Bana bak. Dünle ilgili hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Duydun mu beni? Orasını ben hiç bilemem, anladın mı? İnsanlık hali, boş bulunup neler neler kaçırıyor insan ağzından, değil mi? Bak sen ya. Aklınca sen şimdi bununla mı tehdit ediyorsun beni, ha? Aynen öyle yapıyorum cici kardeşim. Akıllı ol, yoksa o aklını alırım senin. Duydun mu? Ne haber? Merhaba. Bir şey soracağım. Dün bütün gece aradım, açmadın telefonlarımı. Şimdi değil. Şimdi? Dün gece nereye kayboldun? Ne oldu ya? Kim nereye kaybolmuş? Şelale ile Taylan'ı dün gece çıkarken göremedim de onu soruyordum yani. Öyle mi? Siz... Beraber miydiniz? Ben şelaleyi bırakacağını sanıyordum oğlum. Ben sonra arkadaşlarıma tanışması için ısrar ettim. Şelale de sağ olsun kırmadı beni. Öyle mi? Çok sevindim ya. Evet öyle öyle ama bir bay bay bile demeden çıktılar. Yani anlamadım tam olarak nedenini. Evet haklısın, kusura bakma. Ortam pek benlik değildi de. Ya bizim ortamdan biraz sıkılmış. Baktım yukarıda taksi arıyor. O saatte tek başına dönmesin diye eşlik edeyim dedim. O sırada da işte Simten'lere haber vermeyi unutmuşum. Bak anlaşacaklar mı diyorduk. Taylan eğlencesinin bile önüne koymuş Şelale'yi. Hiç Taylanlık bir hareket değil. Ama aferin, çok mutlu ettin beni. Beni de. Teşekkürler Taylan'cığım. Tabii canım. Ne demek? Her zaman. Bundan sonra Şelale deyince akan sular duracak bu evde. Anladım ben onu. Hı. Aferin. Hatta ne diyorum biliyor musunuz? Hı. Acaba diyorum bizim kızlarla beraber bugün şelaleye biraz etrafı mı gezdirsek? Daha çabuk adapte olsun istiyorum bizim buralara ki... Hı. ...dünkü gibi canı sıkılmasın diye yani. Tabii sizin için de bir sakıncası yoksa Sevgi Hanım. Ne sakıncası olacak? Tamam. Tabii. Hiçbir sakıncası yok hiç. Ama şelale akşam için bana yardım edecek, o yüzden gelmesi daha iyi olur derim. Gerçekten çok teşekkürler Taylan'cığım, çok düşüncelisin. Sevgilim şelale ne yapacak? Yani Selim organizasyon şirketiyle her şeyi halleder. Bırak gençler gezsin, eğlensin, kaynaşsın. Aynen ya. Bırakın da biz bir kaynaşalım. Kaynaşın tabii. Ne güzel, kaynaşın. Sence de tavırları biraz tuhaf değil miydi dün geceden bahsederken? Ne gibi? Yani kız sıkılmış gitmişler işte. Bay bay diyemeyecek kadar sıkılmış. Böyle mi düşünüyorsun? Başka ne olacak Simten? Sen bence kafayı yemişsin Taylan'la. Ben boş yere kafayı yemem ablacığım, sen merak etme. Zaten sana sorup içini döken de kabahat.
Bana bak. Hareketlerine dikkat et. Mesafeni koru. Sabahki olayı unutmadım ben. Yani ben de bayılmıyorum herhalde onlarla gitmeye. Farkındaysan kocan yüzünden gitmek zorunda kaldım. Dilde pabuç gibi maşallah. Neyse. Bak. Fazla yüz göz olmayacaksın. Tamam. Oyalanmadan da geri dön. Emredersiniz anneciğim. Hadi dedim. Hadi. Hadi. Cici kardeş sizi yapamıyorsun bakıyorum. Siteye gezdirme programları falan. Sen çok tatlı biri oldun. Aha geliyor. Cici bici kardeş. Siteye gezeceğiz dememiş miydiniz? Golfe mi gidiyoruz? Evet. Oynamayı bilmiyorum deme sakın. Aa, üf, Taylan ya. Dalga geçiyor. Gel sen. Bizim site yürüyerek gezmek için biraz büyük. Biz de o yüzden bunu kullanıyoruz. Evet. Bayağı yaratıcı. Hazır mıyız gençler? Yes. İşte sineması, spor salonu, her şey var. Burada biz dışarıya bağımlı değiliz yani pek. Pandemide falan bayağı rahat olmuştur herhalde burada yaşamak. Aynen. Tam karantina bölgesi gibiydik biz burada. Güzeldir burası ya. Seviyoruz biz burayı. Yani Anıl'la birlikte. Neredeyse hiç inmiyoruz şehre. Hem burada her şey elinin altında. En iyisi de böyle gereksiz saçma sapan insanlar falan yok. Yoktu yani ama değişti biraz. İlginçmiş. Kim bilir neler neler yaşanıyordur da burada dışarı çıkmıyordur. Biraz duralım istersen. Fotoğraf filan çek. Ne bileyim böyle mahalleden arkadaşlarına falan atmak istersin belki. Ha? Çık. Öyle pek bir arkadaşım yok benim. Gerçek dünyada bir tek kendine güvenebileceğini erken yaşlarda öğrenenlerdenim. Ay be, filozof kardeş konuştu. Laflara bak sen ya. Ama ben böyle bir küçük kuyruk acısı hissettim biliyor musun? Kıyamam ben sana ya. Çok müzdüler seni bu yaşında, ha? Ama merak etme. Merak etme çünkü artık bir abim var ve her türlü kazadan beladan koruyacak seni. Ne kadar mutluyum anlatamam biliyor musun? Ben biraz darlandım sanki ya. Böyle bir gitsek, böyle bir kahve mi içsek, kendimize mi gelsek, ayılsak falan şöyle. İstedim sevgilim. Beğendin mi siteyi Şelale? Güzel. Gerçekten siz nerede oturuyordunuz Şelale? Dragos'taydık. Aa, mahalle kafası. Hmm. Aynen öyle. Taylan, Cici kardeşin bizden sıkıldı galiba. Yine ortadan kaybolmasın? Yok, kaybolmaz. Bensiz bir yere gitmez değil mi Cici? Abicim, tuvalete gideceğim. Benimle gelmek ister misin? Ama beni oraya almazlar ki. Tüh. Sence neyi var? Bilmem. Kendisine sorsana. Hmm. Peki ben sana bir şey sorabiliyor muyum? Tabii. Dün gece neredeydin? Ne demek neredeydin? Anlattı ya kız işte. Kötü oldu eve getirdim. Ya. Sence ben seni yeterince tanımıyor muyum? Yani sen bir kızı bir gecede o kadar kıymete bindi, taksiye bile bindiremiyorsun öyle mi? Sen benden bir şey saklıyorsun. Simten ne saklayacağım ya ben senden? Babamla gerginiz zaten. Ne deseydim kıza o saatte sen tek başına dön eve git falan mı deseydim? Ne yapsaydım? Mecbur eve getirdim işte. Telefonlarımı niye açmadın o zaman? Simten. Her şey normalmiş gibi konuşmasam mı artık? Hani bizim evde normal olmayan olaylar yaşanıyor ya şu sıralar. Hani babam bize sormadan pat diye evlendi. Karısını ve onun cins ailesini bizim evimize falan getirdi. Anlıyor musun beni? Kolay bir geçiş dönemi olmuyor yani benim için. Tabii bu hayatta kendinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen birisi için bir şeyler ifade ediyor mu bilmiyorum ama. Hayatım. Çok basit bir soru sormuştum sadece. Dedim ki, telefonlarımı niye açmadın? Bu kadar. Bu kadar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Canım istemedi ya.
canım istemedi açmadım telefonunu, var mı? Gece gerçekten. Tam da biz öpüştükten sonra. Biz değil Mihra. Sen beni öptükten sonra. Gördü değil mi bizi? Sen ondan kaçtın. Hayır Mihracığım. Senden kaçtım. Sen daha fazla saçmalayıp bizi rezil etme diye kaçtım, tamam? Bana böyle davranma Taylan. Yapma. Hah, yakışıklı kuzen de geldi. Neredesin be oğlum? Kız seni sorup duruyor. Hayırdır? Hayır, hayır. Siz aşıkları baş başa bırakıp tuvalete kaçıyorum ben, hadi. Nesi var bunun? Bilmem. Ya ukala Taylan işte, boş ver. Sakin ol Şelaleciğim. Onun gazına gelmeyeceksin. Sakinliğini koruyacaksın. Ve buradan defolup gideceksin. Şelaleciğim, acaba sen annenin masal evliliğine kendini çok kaptırdın da bizi de kötü kalpli ablalar falan mı yaptın kafanda? Anlamadım. Ne bu afra tafra diyorum. Bak, senin arkadaş olmaya çalışıyoruz ama sen hiç takdir etmiyor gibisin. Belki bir arkadaşa ihtiyacım yoktur. Bence var. Bence senin benimle arkadaş olmaya çok ihtiyacın var. Niye biliyor musun? Çünkü bu evde, yani bu masalda prensle ben birlikteyim. Kül kedisi değil. Yani senin anlayacağın bu evde mutlu olman tamamen bana bağlı maalesef. Öyle mi? Öyle. Yani şu an tam anlayamıyor olabilirsin çünkü malum yaşın küçük, büyük resim göremiyor olabilirsin falan ama Taylan bu hayatta benden daha çok hiç kimseye kıymet vermez. Bana bir şey olursa gözü hiç kimseyi görmez. Seni de görmez. Yok. Ben ilk günden Taylan'ın sana verdiği kıymeti çok iyi anladım. Sen hiç merak etme, olur mu? Şelaleciğim, bence sen bir şeyleri yanlış anlamaya çok müsaitsin. Annenin yaptığı evlilik sayesinde bir günde zengin olmak senin ayarlarını bayağı bir bozmuş. Ama burada eğer birilerine üstten bakacak biri varsa o kişi sen değilsin. Hele senin bulunduğun durumda bayağı bir komik duruyor, biliyor musun? Hani onun için güzel güzel geçinelim. Ne dersin? Bırak bu benim kimseye tahammülüm yok tavırlarını falan. Ha? Şelaleciğim, cici kardeşim. Kahküllerin falan da çok güzel. Kim sen buraya? Gel, gel, gel. Ne oluyor be? Sen ne yaptın içeride 40 saat, ha? Simten'e bir şey söylemedin değil mi? Ay, dayanamadım haline söyledim ya. Kız çok üzgün, içeride hüngür hüngür ağlıyor. Git bir bak istersen. Ne? Ne oldu? 3,5 attın değil mi cici kardeş? Bana bak, sen fazla olmaya başladın ha. Bundan sonra düzgün duracaksın, duydun mu beni? Öyle imalı imalı laflar etmeyi de keseceksin. Vay be. 3 saniye önce 3,5 atan Yiğit'e bak sen. İndir o eli. Asıl sen düzgün duracaksın, anladın mı beni? Kaderim benim elimde çünkü. Ayrıca gidiyorum ben. Sizin yanınızda daha fazla durmayı midem kaldırmayacak çünkü. Güzel. İsabet olur. Neredeydin? Şelale gitti. Onu geçirdim. Aa, niye? Ne bileyim ben. Annesi merak edermiş.
Boş ver ya, somurtup duruyordu zaten burada. Yani iyi de kızı bulabilecek mi evi? Kocaman kız ya, bulur herhalde yani. Aa, hani sensiz bir yere gidemiyordun? Kağıt israfı. Hem de Nurcihan Hanım'ın çatısı altında. Olacak iş değil. İsraf değil. Kullanılmış hepsi. Pardon. Aksini düşünmek benim aptallığım olur. Çok affedersin. Kına yakmadın mı? Sence? Yakmamışsın. O kadar da değil. Hem bence artık kına amacına ulaştı sayılır. Babaanneni görmen lazım. Patladı patlayacak. O kadar mı? Öyle böyle değil. Hayır, o infilak edince tesirli Pervin Hanım da edecek sonrası. Peki tam olarak bir amacın var mı? Yoksa öyle boş boş atıp bu gecenin sinirini mi çıkarmaya çalışıyorsun? Ben bu hayatta hiçbir şeyi boşu boşuna yapmam Cici. Doğru. Sen her şeyi dolu dolu yapıyorsun. Neymiş buradaki amacın? Çok merak ettim. Önce bir şey istiyorum içimden. Sonra uçağı eğer karşı tarafa geçirebilirsem dileğim gerçekleşecek diyorum. Yani çok başarılı olmuş gibi durmuyorsun. Acaba istediğin şeyleri mi değiştirmeyi denesen? İstediğim şeyler yok zaten. Tek bir şey istiyorum şu sıralar. Neymiş o? Bir an önce bu evden çekip gitmeniz. Üzgünüm. Ama bu durumda bayağı kalıcıyız gibi duruyor. Sıra bende. Bir dilek tutuyorum. Tuttum. Hayda. Ne tuttun? Günaydın. Senin ne işin var burada? Sevgilimi özlemiş olamaz mıyım? Bilmem. Olabilir misin? Aynen öyle oldu sevgilim. Özlendiniz. Nurcan Sultan'a yakalanmaktan korkan Sinten'e ne oldu? Bilirsin. Benim de kendime göre var taktiklerim. Ya bilmez miyim? Düğün için heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım. Bence müthiş bir gün olacak. Hatırlatmasan olmaz ya. Peki, dün gece ne yaptın? Göremedim hiç seni. Hep seni aradım. Bir şey yapmadım. Yapmam mı gerekiyordu? Ne demek hiçbir şey yapmadın? Babanın kınasında hiç mi bir şey yapmadın? Çok ayıp Taylan Alabey. Hadi konuş, bana hiçbir şey anlatmıyorsun artık. Kardeşin de nasıl gidiyor? Karşı komşu ne olmuş? Yan odada? Ya, maalesef. Şey mi dediler? Yan yana böyle kardeş kardeş oturur mu dediler? Çok komik. Bir kıskançlık mı seziyorum? Ben. Sen? O kahküllü ufaklığı. Henüz o kadar delirmedim. Hatta... Hadi kalk odasına gidelim. Niye? Ne demek niye? Kardeşin değil mi? Hem onun için de önemli bir gün. Annesinin düğünü var, biraz moral, destek. Hayırlı olsunculuk. Hayırlı olmanın vakti geldi Taylan Alabey.
Saçmalama ya, şimdi ne alakası sabah sabah? Ya zaten baban da kaynaşmamızı istemiyor mu? Tamam, çok zekice bir fikir. Hadi. Tamam, istiyordu. Ne alaka şu an Sintan? Gidiyoruz. Sintan. Buyurun. Günaydın komşu kardeş. Hayırdır sabah sabah? Sintan. Yuh yani çüş. Sizin orada günaydını böyle mi diyorlar? Çok tatlıymış. Kendin duş aldın yetmedi, bir de sevgilinle mi geliyorsun şimdi? Bana bakın, gidin nerede duş alıyorsanız alın ama ben sizinle uğraşamayacağım artık. Duşu. Ayrıca sen babaannenden de mi korkmuyorsun ya? Sen gece de mi burada kalıyorsun? Vallahi pes ya. Sizin bu genişliğinize pes artık. Ben hayranım sizin bu rahatlığınıza ya. Ha susun tamam. İkiniz de bir susun ne olur ya. Duşmuş almaya gelmedik. Bunların geldiği ilk gün benim duşum bozuktu. O yüzden mecbur burada almak. Evet canım, bugün. Al şimdi. Annem geliyor, sinirlenecek. Nasıl? Şimdi yine. Geç şimdi banyoya git. Hadi geç geç. Ay oyalanma, hadi geç. Sakın ses çıkarmayın, duydunuz mu? Şu başımıza açtığın işlere bak. Aa yok vallahi. Hiç anlamam. İlk uçağa atlayıp geliyorsun. Tamam canım. Hadi bay bay. Bay bay. Anneciğim günaydın. Şelale. Ne oluyor bakayım? Sen bir şey mi saklıyorsun? Ne gibi? Ay yanakların kırmızı kırmızı olmuş. Kesin bir şey saklıyorsun. Ben mi? Ne saklayacağım anne? Bak, demek kurtuluşunuz Taylan Bey. Demek kıskanmıyorum derken yalan söylenildi Sintan Hanım. Senin kendi duşun yok mu? Ya duşum bozuktu. Anlamıyor musun? Benim duşum bozuktu. Mecbur burada duş aldım ya. Anne saçmalıyorsun ama artık. Ohla. Oldu mu? Ya sen her sabah beni böyle kontrole mi geleceksin? Aynen öyle. Vukuatlısın çünkü. O mu burada yoksa yine? Anne. Ama yeter, ben bunu konuşup hallettiğimizi düşünüyordum ya. Tek taraflı bir konuşma. Olmuştu ama neyse. Aynı babana benziyorsun. O da böyle bir numaralar çevirdiğinde böyle alı al mor mor olurdu. Anne ne babası, o nereden çıktı şimdi ya? Babanla mı konuştun yoksa? Hayda. Anne niye konuşayım babamla sabah sabah, sen iyi misin ya? Ay ne bileyim, o benim hayatımı mahvetmeye bayılır. Evlendiğimi duyduysa belki. Ben dedim o mu aradı? Al bak telefonuma, aramalara mesajlara bak. Tanımadığın biri var mı kontrol et. Kendi söylediğine kendin inanıyorsun ya. İstemez. Bugün canımı hiçbir şeyin sıkmasını istemiyorum. Sen de ayağını denk al. Anladın mı beni küçük bıldırcın? Hadi bakayım. Gözüm üzerinde. Ya sabah sabah iyi macera yaşadık ha, spor oldu. Bu arada annen hep böyle kontrol ediyor mu seni? Sabah ziyaretiniz bittiyse çıkar mısınız odamdan? Tamam, sinirlenmene gerek yok. Biz çıkalım o zaman. Ha, bu arada burada olan burada kalır. Söyleme gerek yok herhalde değil mi tatlım? Ben çok iyi sır tutarım, sen hiç merak etme. Süper. Gerizekalı bu çocuk ya. Tam bir gerizekalı ya. Taylan. Odanda biraz konuşsak sanki iyi olacak. Niye gelmiyorsun yanımıza? Sıkılmadın mı orada? Gel. Yok. Hemen gelmeyeyim şimdi. Canını sıktılar değil mi senin? Boş ver sen onları. Boş ver. Kardeşin anlatmadı mı? Sabah atıştık biraz. Gelmeyeyim şimdi, yine tatsızlık çıkmasın. Ne oldu? Yani sabah ikisinin de odama gelmesi pek hoş olmadı. Sabah Sintan sizin evde miydi? Neyse. Size iyi eğlenceler.
Simtencim bir bakar mısın ablacığım? Ne oldu ablacığım? Sen delirdin herhalde. Sabah Taylan'a gittiğin yetmiyormuş gibi bir de şelalenin odasına mı giriyorsun? Yani anlamadım. Ayrıca sana ne ki? Bana ne mi? Nurcihan Hanım'ı gayet iyi biliyorsun. Tamam annemin ve benim hatırıma bazı şeyleri görmezden geliyor olabilir. Ama sen de inadına yapıyorsun. Ya kız gidip bir şey söyleseydi? Ufaklık hiçbir şey söylemez, merak etme. Ayrıca. Gel gel. Taylan'ın bana sağlığı var. Ben sizi yapamıyorum onun için yani. Ben kimin, neye, ne kadar zaafı var çok iyi biliyorum ablacığım. Rica ediyorum hareketlerine çeki düzen ver. Senin arkanı toplamaktan çok sıkıldım. Her senin yüzünden beni de öyle bilecekler. Abla, Anıl'ı kimse senden alamaz. Annemle yatırımlarınız boşa gitmez. Merak etme. Afiyet olsun. Sırrını öğrendim. Yani nasıl yaptığını çözdüm. Artık ben de ne istersem gerçekleşecek. İyi bari. Elini çabuk tut da daha fazla uzamasın şu çizgi film. Sevgilinin yanında değilsin. Onun bugün beni anlayabileceğini sanmıyorum. Benim anlayacağımı nereden çıkardın? Çünkü aynı şeyi yaşıyoruz. Babamın bir kadına şiirler okuması, onu alıp hayatının merkezi yapması. Yani bana rağmen onunla olması. Tanıdık geliyor mu bunlar sana? Çık. Benim annem şiir okumadı. Gerçi doğru. Seninki şarkı söylüyor. Yalnız sesi bayağı iyiymiş ha. Şakıyor. Bu iltifat işinden hiç anlamıyorsun sen. Doğru söylüyorsun. Ama iyi bir ikili oldular yani. Seninki yazar, benimki söyler. Ya da benimki yazar, seninki söyler. Abartma istersen daha fazla. Okey. Güzel. En azından düğünün sanat sepet kısmı bitti. Çok garip. Bir yanım annem mutlu olsun istiyor. Diğer yanım neden babamla mutlu olamadılar ki diyor. Neden olamadılar? Babam aldattı annemi. Annem affetmedi. Sizinkiler neden ayrıldı? Aynı hikayenin tersi işte. Annem babamı aldattı, babam affetmedi. Şaka yapıyorsun. Ne var ki bunda? Yani hani kadının aldatılması daha çok olan bir şey ya. Ne bileyim ya yani babanın aldatılması bir garip geldi.
Yani. Bizim için de büyük bir şok olmuştu açıkçası. Peki hiç görüşmüyor musunuz? Yok. Sıfır. Siz? Babam da bizi terk edip gittikten sonra bir daha hiç aramadı. Çok garip ya. Ya benim çocuğum olsa ona asla böyle bir şey yapmam biliyor musun? Acaba hiç akıllarına geliyor muyuz? Yani illaki geliyoruzdur değil mi? Bence kapatalım bu konuları ya. Peki senin annen nasıl bir kadındı? Geçmiş acıtıyor diyorsun. Yok. Öyle bir şey demiyorum. Sadece babam ve ben sizin kadar geçmişe takılı kalmadık diyorum. Bizde konu kapandı. Sabah banyodayken duydum. Annenin aklı sanki babanda kalmış biraz. Doğru mu anladım? Annem çok acı çekti babam yüzünden. Ondan o. Aşamadığından değil yani. Ayrıca kadınlar canlarını yakan erkekleri asla unutmazlar. Vay be. Sanırım kızlarım beni neden unutamadığını anladım şu an. Ego'ya bak ya. Peki. Sana son bir şey soracağım. Sor. Neden Mihre? Sen neden takıldın buna bu kadar? Yani neden ilgilendiriyor ki seni bu mesela? İyi bir kıza benziyor. Bana iyi de davranıyor. Ama işte hem sevgilisine hem kardeşine ihanet eden biriyle arkadaşlık kurmak istemem. Anladım. Mihre iyi kızdır ya. Güvenebilirsin. Ama diğer konuları boş ver. Karışık mevzular onlar. Gördüğün şeyi de unut. Ha, oldu canım, öyle kolaydı sanki. Ayrıca ya başka kimse mi yok çevrende ya? Neden o yani? Başka kimse mi yok? Bunun cevabını merak ediyor musun cidden? Evet, ediyorum. Neden o? Kötü biriyim kızım ben. Anlayamadın mı hala bunu? Ben kötüyüm. Hayır, değilsin. Sen sadece yaralısın. Ve yaptığın her şeyi de yaralarını saklamak için yapıyorsun. Görmek istediklerini görme. Gerçeği gör. Ben kötüyüm. Bak. Yine yaptın. Sen kötüymüş gibi davranıp yaralarını saklayan küçük bir çocuksun sadece. Beni kötü olduğunu asla inandıramazsın. Öyle mi? Hı-hı. Aynen öyle.